Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Sevgili dostlar, her hafta cuma günleri yayınladığımız sohbet programımıza hoş geldiniz. Geçen hafta Müslümanlar nereye başlığı altında çok mühim bir konuya giriş yapmıştık. Ana çerçevesini çizdik. Bu hafta aynı konu üzerinde devam edeceğiz inşallah. Şu anda yaşadığımız hayat ne kadar İslami? Öyle başlayalım söze. Yani gerçek İslam'dan hissemiz ne kadar? Yani ölçme imkanı olsaydı acaba Müslümanlığımız sıfırın altında veya üstünde kaç derece çıkardı? Hani bazıları için denir ya beş para etmez diye. Ölçüye vurulsa acaba bizim Müslümanlığımız kaç para ederdi? Yani Kur'an'ın öngördüğü, Hazreti Peygamber'in tarif ettiği Müslümanlıkla bizim yaşadığımız Müslümanlığımızı mukayese etsek, alt alta yazsak, toplasak karşımıza nasıl bir tablo çıkar acaba? Evet, şeklen benzerlikler var. Kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, okuduğumuz Kur'an aynı. Ancak ben içerik çok farklı diye düşünüyorum. Yani ambalaj şöyle böyle benziyor da içindekiler o ambalajda olması gerekenler değil. Böyle olunca bizi namaz kılarken gören, "Aa bak namaz kılıyor, bundan bana zarar gelmez." diyor. Doğru da diyor aslında. Namaz kılandan kimseye zarar gelmemesi lazım. Çünkü Yüce Allah, İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz namaz kişiyi her türlü münkerattan, fuhşiyattan men eder buyuruyor. Fakat kıldığımız namaz Hazreti Peygamber'in, sahabenin namazı gibi olmadığından bizi kötülüklerden men edemiyor. Demek ki kıldığımız namazda bir arıza var. Dolayısıyla namaz kılıyor diye bize itimat edenler hüsrana uğruyor. Şekil itibariyle oruç tutuyoruz belki, yemeden içmeden akşama kadar duruyoruz. Ancak nerede sabır, nerede nefis terbiyesi? Mide aç susuz kalırken göz kulak dil dudak ne yapıyor? Oyunda oynaşta, gıybette dedikoduda mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sumu tasihhu, oruç tutun sıhhat bulun" buyuruyor. Biz bu sıhhati sadece vücut sıhhati mi sanıyoruz yoksa? Öfkemizi, stresimizi, kişilik bozukluğumuzu oruç niçin tedavi edemiyor? Demek ki tuttuğumuz oruçta bir arıza var. Çok güzel Kur'an okuyoruz, hatimler yapıyoruz, hafızlar yetiştiriyoruz belki. Ancak neden ahlakımız Kur'an ahlakı değil? Sahabe Hazreti Ayşe annemize Peygamberimizin ahlakını sorunca Hazreti Ayşe, "Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı." diyor. Kur'an okurken gönlümüzü onun tezgahında niçin dokuyamıyoruz? Demek ki Kur'an'a bakışımızda bir arıza var. Aslında bu arızayı İstiklal şairimiz Mehmet Akif 100 yıl önce haber vermiş. Maalesef bu zaman zarfında çok fazla değişen bir şey olmamış. Hatta daha kötüye gitmiş. Buyurun şu satırları beraber okuyalım. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. İbadetlerin maddi ve manevi birçok faydaları vardır dostlar. Hem ibadet ediyor hem de hiçbir fayda görmüyorsak, yaptıklarımız bizi kamil bir insan haline getiremiyorsa, demek ki imanımızda, amelimizde bir problem, bir arıza var. Arıza varsa o arıza tez vakitte giderilmeli değil mi? Dinin özünde, Kur'an'da, Hazreti Peygamber'in sünnetinde bir sıkıntı yok. Yüzyıllardır onlar sapasağlam ayakta. Sıkıntı, problem bizde. Biz günahkarız.
manevi bünyemiz hastalıklarla malul, tedaviye muhtacız. Müslümanlığımız üflesen yıkılacak çürük bir ev gibi. Peki çare nedir? Sil baştan, yepyeni bir başlangıç da Rabbimizin istediği manada bir kul olmalıyız dostlar. Yürümeyi bilmeyen bebekler misali emekleyerek başlamalıyız işe. Hazreti Peygamber'in yaşadığı devre asr-ı saadet denilmişti. Mutluluk asrı demek. Niçin? Çünkü sahabe efendilerimiz geçmiş hayatlarını sıfırlayarak başlamışlardı. Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in rehberliğinde yeni bir hayata merhaba demişlerdi. Hiçbir zaman Kur'an'ın emirleri zor, yapamayız edemeyiz dememişlerdi. İşlerine gelse de gelmese de değil mi ki gelen Allah'tandır. Âmennâ ve saddakna demişlerdi. Her biri teslimiyet burcunda yükselmişti. Dini kendilerine değil, kendilerini dine uydurmuşlardı. Belki bildikleri 3-5 ayette İslam'ı yaşamaya ve yaymaya çalışıyorlardı. Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakının buyurunca korkudan ötleri patlıyordu sanki. Kur'an infak edin deyince bazen ceplerindeki son kuruşa varıncaya kadar veriyorlardı. Kur'an o ilkleri övüyor, hayatlarını destanlaştırıyordu. Hazreti Peygamber onlara bir hedef gösterdiğinde bir ok gibi hedefe kilitleniyorlardı. İtiraz yok, görevden kaçmak yoktu. Dünyanın bir misafirhane olduğunu biliyorlardı çünkü. Burası ücret yeri değil, hizmet yeriydi. Burada doymak yok, tatmak vardı. Burada lüks, israf ve sefahat içinde yaşayanlar, ukbada yoksulluk, perişanlık ve sefalet içinde olacaklardı. Onlar hayatlarını bütünüyle bu şuur içinde sürdürmüşlerdi. Dolayısıyla onlar kıyamete kadar gelecek olan ümmet için gökteki yıldızlar gibiydi. Sinekleri öldürmekle bir yere varamayız bence. İçimizdeki bataklıkları kurutalım ilk önce. Gelin nasuh tevbesi edelim, ahu vah ederek gözyaşı dökelim. Tıpkı sahabe gibi başlayalım işe egomuzu sıfırlayarak, üzerimizdeki lüzumsuz dünya yükünden kurtularak. İşte o zaman görürüz yaptığımız ibadetlerin semeresini, bereketini, hayrını. Ancak o zaman görür bütün dünya İslam'ın aydınlık çehresini. Mevzuya önümüzdeki hafta devam edelim inşallah. Selam ve dua ile efendim.